Selamlar, hoş geldiniz Sende Pişiri. Bugün sizlere havuçla çok kolay, çok pratik tatlı yapacağız. Değil mi? Yani o kadar kolay ki inanır mısınız? Bir bardak su getirir misin birisi dediği zaman suyunuz dolana kadar diyorum hemen bu işlem olacaktır. Ve şeker ihtiyacınızı da hemen gidermiş olacaksınız. İki tane havucumuzu şöyle dursun. İki havucumuzu güzelce rendeliyoruz. Yıkadım, soydum. İncecik güzelce soyduktan sonra bunları bu iki tane havucu burada rendeliyorum. Rendelediğim havuçları hemen tavamın içerisine alıyorum. Bu şekilde. Ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Şu şekilde. Ve bunu ocağımın üzerine alıyorum. Suyu çekilene kadar güzelce kavuruyorum. Ve karıştırıyoruz. Sulansın ve suyunu çeksin. Ondan sonra muhteşem toplar yapıp çok beğeneceksiniz. Yumuşadılar artık. Suyunu da çeksin. Şekeriyle birlikte. Çok güzel oldular. Şu anda ocağımın üzerinden aldım havuçlarımı. Bir kabımın içerisine koyayım ve burada soğumaya bırakacağım. Biraz soğuması lazım. Ocağı kapattıktan sonra şöylece bir kabımın içerisine koyuyorum. Burada kendi kendine soğusun. Ondan sonra toplarımızı birlikte yapalım. Soğuttuğumuz havuçlarımızın içerisine burada olan Hindistan cevizimizi içine böyle boşaltıyoruz. Ve üzerine birazcık da şan fıstığını şöyle serpeliyorum. Az bir şey. 2 kaşık yoğurdumuz vardı. Yemek kaşığı. Onu da ilave edeyim. Biraz sulandı yoğurdum. Yoğurdumuz tatlı olsun yalnız ekşi olmasın. Yoğurdumuzu da ilave ettik. Bir harmanlıyorum bunu güzel. Bu şekilde harmanlayalım. Ve arkasından birazcık ceviz içim vardı. Bu arzuya bağlıdır. İstediğiniz her şekilde bir şeyler koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Arzudur. Böyle de top yapabilirdim ama cevizi sonradan ilave ettim. Biraz dinlenecek ve hemen toplarımızı güzel bir şekilde yapacağız. Çok güzel olacak böyle. Elimizle buradan birer parça alıyoruz avucumuzun içerisine. Bu şekilde toplar yapıyoruz. Böyle. Toplarımızı hazırlayalım. Ondan sonra süslemesine geçelim. Yaptığım topları şu şekilde Hindistan cevizine buluyorum. Buradaki kabımızın içerisine ya da başka bir yere koyabiliyoruz. Ben böyle tepsiye koyayım. Siz buradan görün. Hepsini buluyorum. Gördüğünüz gibi kısacık bir sürede hemen şekerli tatlımızı güzelce yaptık. Üzerlerine de hatta elimle şöyle küçük küçük şan fıstığı döküyorum. Bu da üstünün süsü olsun, değil mi? Şöyle bastırarak. Çok yakıştı bu da. Bugünkü videomda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle de
serpeleyin içerisine. Nasıl oldu? Beğendiniz umarım pastamı, tatlımı. Çok kolay bir şekilde hazırladım. Hemen dedim ya, hemen mutfağa gelip bir bardak su doldurana kadar böyle kolay bir tatlı hemen çıkartırsınız. Havuç da var şu anda. Elinizde havuç varsa bu işlem muhteşem. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.